Yüz yüze eğitim acaba devamı doğru mu yoksa başka bir politika mı izlenmeli? Bu konuya kafa yoran ve bu konuda sık sık açıklamalarda bulunan bir değerli eğitimci ve parlamenteri şimdi canlı yayına alıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili eğitimci Sayın Yıldırım Kaya ile konuşacağız. Yıldırım Hocam iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Zafer Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı önlemlerin hemen ardından eğitim konusunda, yüz yüze eğitimin devamı konusunda yapılan açıklamada, yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada il bazında kararlar verileceği belirtilmişti. Nitekim bazı illerden de bu konuda açıklamalar geldi. Şu anki manzara nedir? Yüz yüze eğitim hangi okullarda devam ediyor ve nasıl devam ediyor hocam? Şu andaki manzara korkunç bir manzara. Nedeni şu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan her konuya saraydan karar veriyor. Her nedense eğitim konusunu valiliklere bıraktı. Şimdi Ankara Valiliği saat 19.30 civarlarında pazartesi günü, salı günü yüz yüze eğitimin başlayacağını, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini açıkladı. Bursa Valiliği gece saat 24 civarında bu açıklamayı yaptı. Açıklamayı yaparken de okul müdürlerine ve okul müdürü de öğretmenlere duyuru yapıyor. Şimdi problem şu, Türkiye'nin her yeri kan kırmızısına dönmüşken, özellikle Ankara'da ve büyük şehirlerde kırmızı alarm vermeye başlamışken, günde 37 bin insanın bu hastalığa yakalandığını rakamlarla Sağlık Bakanı açıklamışken, eğitim konusunu valilere bırakmak, valilerin de vicdanlarıyla baş başa kalmasını gerçekten anlayabilmiş değilim. Şu yapılabilir Zafer Bey. Şimdi biz bunu defalarca söyledik. Anaokulu, ana sınıfı, kreşler ve ilkokul 4. sınıfa kadar. Sadece bunlar haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılabilir ama bir koşulla. Özellikle orta öğretim ve liselerdeki yüz yüze eğitim yapılmayacağı için buraların da ilkokullarda kullanılma kaydıyla, yani sınıfların en fazla 15 kişi, 10 kişilik sınıflar da olabilir. Bu şekliyle tasarlamak öğretmenlerin olmazsa olmaz aşılanmasıdır. Hocam burada tam bu, yani ana sınıfı, evet, ve ilkokul 1. sınıftan 4. sınıfa kadar yüz yüze eğitim öğretim yapılabilir. Ama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. yani ortaokullar, lisede bu koşullarda yüz yüze eğitim ve öğretim asla yapılamaz. Hele hele sınav hiç yapılamaz. Ankara'dan size örnek vermek isterim. İki yerden, okul adlarını vermeyeceğim teşhir olmasın diye. Keçören'de bir okul, 4 hizmetli, 3 öğretmen, 1 memur, 28 öğrenci ve bu öğretmenlerden biri de İngiliz mutasyonuna uğramış, virüse kapılmış ve okul, mahalle, muhtarlık bu konuda feryat ediyor. İlçe Milli Eğitim, ilçe kaymakamlığı, il Milli Eğitim, il valiliği bu konuya çözüm dahi üretememiş. Çankaya'da benzer bir okul, bu bir televizyon kanalında da verdi, muhabir arkadaşlar gitmiş okulun kapısına dayanmış. Okulun kapısında şu yazıyor: Covid salgını nedeniyle burada ziyaretçi kabul edilmemektedir. Ziyaretçi kabul etmiyorsun. Aşılanmamış öğretmen, aşılanmamış idareci ve çocuklar okulda. Şimdi bunu yapmak gerçekten bir cinayet. Bizim çocuklarımızın geleceği her şeyin üstünde. Eğer siz Türkiye'de bu tablonun gün geçtikçe yükseldiğini görüyorsanız, ki gördüklerini açıklıyorlar, o zaman yapılması gereken iş, bir dönemi zaten kaybetmiştik, şimdi çocuklarımızı kaybetmeyelim. Ben ne diyorum? Ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf, 2, 3 ve 4. sınıf, 10 kişilik ve 15 kişilik sınıflarla haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılabilir ama onun dışında ne yüz yüze sınav yapılabilir ne de yüz yüze eğitim yapılamaz. Yıldırım Hocam, bunun Türkiye'nin hiçbir yerinde, evet hocam, şunu sormak istiyorum, bir karar değil. Evet. Buyurun.
Şunu sormak istiyorum. Valilerin alabileceği bir karar değil. Evet. Milli Eğitim Bakanı bu konuda inisiyatif almalı ve sarayı ikna etmeli. Hocam burada belli koşullar da herhalde yerine getirilmek zorunda. Şimdi siz seyreltilmiş sınıflardan söz ettiniz. Yani ortaokul ve liseler yapmasın ama işte ilk öğretim sınıfları biraz daha nüfuslar azaltılsın diye. Şimdi bir öğretmen kapasitesi buna yetecek mi? Yani derslik kapasitesini ayarladık diyelim. Öğretmen kapasitesi buna yetecek mi? Bir. İkincisi eğitim personeli, öğretmenler ve tabii okullarda görevli başka görevliler aşılanmadan bunu önerir misiniz? Zaten birinci Zafer Bey, birinci koşulum şu. Eğitimciler aşılanacak. Okuldaki güvenlik görevlisi, hizmetli, memur, İdareci ve öğretmen aşılanacak. Bu birinci koşul. İki. Bu başladı mı hocam? Aşılama başladı mı? Hayır. Ankara'da çok nadir ben aşılanan öğretmen sayısının iki elin parmakları kadar olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki bugüne kadar bu gerçekleşmedi. Bunu gerçekleştirmeden haydi çocuklar okula der gibi öğretmenleri, öğrencileri ve servis şoförleri de bakın. Bunu çok önemsiyorum. Eğitim öğretime servisle devam eden yerlerde servis şoförleri bile aşılanmalı. Eğer bunları yapmıyorsak olmaz. Bir şey söylediniz. Dediniz ki tamam ortaokul ve lise binaları da kullanılsın. Seyreltilmiş sınıflar yapılsın. Öğretmen ihtiyacını nasıl karşılayacaksın? Zaten 20 bin öğretmen atayacağım diye müjde verip bunu da Eylül'de göreve başlatma zihniyetin varsa... Zaten eğitim öğretimi siz devreden çıkarmışsınız demektir. Yapılmak istenen şu, Milli Eğitim Bakanı'nın yanlışı da bu. Artık diyor Türkiye'de altyapıyı sağladık, EBA üzerinden eğitim yapabiliriz, hibrit eğitime geçebiliriz. Bakın size rakam vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi internet üzerinden uzakta öğretime erişemeyenin oranı %40. Almanya'da yapılan bir araştırma var. Almanya'daki oran da aynı. Şimdi Türkiye'yi düşünün. İnternet yok. İnterneti olanın bilgisayarı yok. Tableti yok. Evinde televizyonu olmayan 750 bin haneden bahsediyoruz. Şimdi burada kafalarında yüz yüze bir eğitimi bu süreç bitse de devam ettirmeme eğilimi var. Bunun nedeni çok açık ve net. Merdiven altı dershaneler, merdiven altı okullar, merdiven altı vakıflar, merdiven altı cemaatlerin önünü açan bir hamledir. Evet. Bunu fırsata çevirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Hocam şu anlattıklarınızdan... Evet, şu anlattıklarınızdan ciddi bir açmazın içinde olduğumuz anlaşılıyor. Yani bir taraftan diyorsunuz ki yüz yüze olmayan yani evden uzaktan eğitim konusundaki olanaklar çok kısıtlı. Yani bunları batılı ülkeler bile sağlayamadı. Hele bizde internete erişimin, tablet, işte bilgisayar gibi cihazlara erişimin çok kısıtlı olduğu gerçeği var. Dolayısıyla yüz yüze eğitime muhtacız bir anlamda. Ama bir yandan da sizin söylediğiniz gerekliliği de yerine getirmek lazım. Yani öğretmenler başta olmak üzere okulun diğer personeli ve tabii servis personelini aşılamadan bir de şöyle bir gerçek var hocam ortada. Küçük çocuklara kadar indi bu varyant virüsün bulaşması. Geçen gün bir değerli hocamızı dinliyordum. 0-8 yaş grubu arasındaki çocukları daha kötü etkilemeye başlamış. Hastanelere yatıyorlar, hatta ölümler olmaya başlamış. Şimdi bu durumda herhalde siz de yüz yüze eğitimi önermiyorsunuz değil mi? Yani gerekliliği ayrı tabii bir şey ama bu koşullarda önermiyorsunuz herhalde. Yapılamaz çünkü tedbirlerini almadılar. Ayrıca şöyle bir şey var Zafer Bey. Şimdi 8. sınıflar ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim devam ediyor. Bir de liselerde sınavlar devam ediyor. Bu sınavların eşit koşullarda olduğunu iddia etmek mümkün değil. Hiçbir öğrencimiz konuları tamamıyla işlemiş değiller. Bu eğitimde var olan fırsat eşitsizliğini daha da derinleştirmiş durumda. Elleri titreyerek İnternete erişmek için dağların tepesine tırmanan çocuklarla evinde özel ders alan çocukları
aynı sınava aynı soruları yanıtlamak üzere sokamazsınız. Bu bir adaletsizliktir. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve tüm yetkilileri bir kez daha uyarıyorum. 6 Haziran'da yapmayı düşündüğünüz LGS sınavını yapamazsınız. Tarihini Haziran'ın sonuna alın. 25-26 Haziran'da yapacağınız YKS sınavlarını bu 25-26 Haziran'da yapamazsınız. Bunu da Temmuz'un sonuna yani alın. Yani geçen seneki hatayı tekrarlamayın diyorsunuz hocam. Evet, zamanımız var. Şimdi Nisan ayına girdik. Nisan'ın sonunda 25 Nisan'da bursluluk sınavı yapacaklar. Dünyanın sonu değil. Sosyal devlet ihtiyacı olan tüm öğrenciye burs vermeli zaten. Dolayısıyla parayı 5 müteahhite peşkeş çekeceğinize, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarının hesabını vereceğiniz yerde öğrencileri bursluluk sınavına sokup bu riske atmayın. Eğer ihtiyacı olan öğrenci varsa sosyal devletin gereği olarak eğitimin parasız olması anlayışından hareketle ihtiyacı olan öğrencilerimize de sahip çıkalım. Bu uyarılarımızı ne yazık ki daha önce söyledik dikkate almadılar. Özellikle bir kesimin sınavlarını ve yüz yüze eğitimi yapmayın dedik. 2 hafta sonra bizim söylediğimizi yapmak zorunda kaldılar. Ben bir eğitimci olarak konuşuyorum. Bir veli olarak konuşuyorum. Bir öğretmen olarak konuşuyorum. Bir siyasetçi olarak bunları söylemiyorum. Yani Milli Eğitim Bakanımızı ya da Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerini eleştirmek için bunları anlatmıyorum. Bir ihtiyaçtır bu. Ankara valisi şunu bize söylesin. Ankara'da teslim alınmayan 250'ye yakın okul var. Öyle okullar var ki 30 derslik var. 7-8 ay önce bitmiş bu okul. Hala bu okul teslim alınamamış. Eğitim öğretime açılamamış. Bakmayın siz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdale kesip eğitim öğretime açtım dediğini. Ben tek tek onların açtığı yerleri geziyorum. O binalarda eğitim öğretim yapılmıyor. Ankara valisi bunu benden daha iyi biliyor. Ankara valisi bu kararı alırken kimin telkiniyle aldı? Bilim kurulunun telkiniyle mi aldı? Sağlık Bakanlığı'nın telkiniyle mi aldı? Yoksa saraydan gelen talimat doğrultusunda mı bunu yaptı? Birçok ildeki vali arkadaşların da bu konuda elini vicdanına koyması lazım. Çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir. Çocuklarımız cumhuriyetin geleceğidir. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin yaşamıyla oynamaya hiçbirimizin hakkı peki yok. Bir an önce toplumun tüm kesimleri aşılanmalı ama eğitim öğretimin eğitimcilerin tamamı aşı yoksa eğitim yok demeliler. Buradan son bir şey söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Eğitim alanında örgütlü olan sendikalar, özellikle de yetkili olduğunu iddia eden sendika ağzını bıçak açmıyor. Konuş artık. Öğretmenine, üyelerine ve öğrencilerine sahip çık. Bu sorun Türkiye'de hepimizin sorunu. İktidar muhalefet ayrımı yapmadan çocuklarımızın geleceğine hep beraber sahip çıkalım diyorum. Peki. Sayın Yıldırım Kaya çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi akşamlar.